Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına ilk söz Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'e aittir. Buyurun Sayın Şener. Süreniz 30 dakikadır. Sayın Başkan, Sayın Genel Başkanım, değerli grup başkanları, eş başkanlar, milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama bir anekdotla başlamak istiyorum. Başbakan Sayın Erdoğan'la birlikte bir helikopterde Ankara'ya doğru geliyorduk. Tabii Binali Yıldırım'ı, Sayın eski başbakanı, meclis başkanımızı karşımızda görünce ister istemez biraz bu konulara girme ihtiyacı oluyor. Ve bu yıllar ilk iktidar yıllarıydı. Sayın Erdoğan'ın ilk iktidar yıllarıydı. Ve 21. yüzyılın başlarıydı. Ve aynı zamanda küreselleşmenin 3. evresinin ilk yıllarıydı. Bu küreselleşme dediğimiz hadise gerçekten artık ülkeleri kendi içerisine kapanmaktan dünyaya açmıştır. Hiçbir ülkede, hiçbir iktidarın ben iyi şeyler yaptım, bakın eskiden şu yoktu, şimdi bu vardır, ülkem iyidir deme hakkını elinden alan bir şeydir bu küreselleşme. Rekabet küreselleşmiştir. Ve dünya Afrika savanlarındaki aslanların ve ceylanların yarışına dönmüştür. Friedman'ın ifadesiyle her sabah Afrika savanlarında bir ceylan uyanır ve o ceylan bilir ki o gün en hızlı koşan aslandan daha hızlı koşmadığı sürece yakalanır, parçalanır ve yok olur. Ve bu savanlarda her sabah kalkan bir aslan da o gün bilir ki en hızlı koşan ceylandan daha hızlı koşmadığı sürece aç kalır ve ölür. Böylesine bir dünya, artık insanlar, mallar, sermaye, bilgi, teknoloji sınır tanımıyor. Yer küre üzerinde sınır tanımaksızın dolaşıyor. Sermaye 5 dakika içerisinde yer küreyi 5 kez dolaşıyor. New York borsası mı, Londra borsası mı, Tokyo borsası mı, İstanbul borsası mı bakıyor ve en karlı gördüğü piyasaya yerleşiyor. Veya fabrikanızın bulunduğu mahallede bile rahat değilsiniz, huzur içinde değilsiniz. Çünkü dünyanın en ucuz ve en kaliteli malını üretmediğiniz takdirde dünyanın öbür ucunda daha kaliteli, daha ucuz malları üretenler geliyor sizin mahallenizde piyasayı kapatıyor ve iflas ettiriyor. Gençler sınıflarındaki yaşıtlarıyla rekabet etmiyor. Dünyanın dört bir yanındaki yaşıtlarıyla rekabet ediyorlar. İşte böylesi bir ortamda, havada Sayın Başbakan Erdoğan'a küreselleşmenin 3. evresini, yani 21. yüzyılın dünyasını anlatan meşhur Friedman'a ait Dünya Düzdür isimli kitabı henüz bir ay içinde tercüme olmuştu. 50 sayfalık bir özetiyle birlikte takdim etmiştim. Ve bunun üzerine sohbetimiz olmuştu. Friedman neoliberal düşüncelere göre dünyayı okuyan, yorumlayan ve öneriler geliştiren biriydi. Amerikalı bir Marksist var. O da dünya sistemini çalışmıştır. Bildiğiniz gibi Emmanuel Wallerstein
Onun tezleri de son derece önemlidir. Sohbet oraya doğru kaymıştı. Wallerstein dünya ekonomik sistemini bir piramide benzetir. Piramidin tepesinde zengin ülkeler vardır. Dünyanın daha az bir bölümünde ve daha az nüfusa sahiptirler. Ama piramidin tabanında daha geniş nüfusları içeren dünyanın kalan kısmı vardır. Ve Wallerstein der ki, piramidin tepesiyle piramidin altındakiler arasındaki ilişki son derece önemlidir. Piramidin tepesindekiler dünyanın gelişmemiş bölgelerindeki ekonomileri iki şekilde yönetmeye kalkarlar. Bir, kaynak transfer ederler sürekli olarak. İkincisi ise kendi ihtiyaçlarına göre yapılandırırlar. Bu son derece önemlidir. Eğer kendini sonbahar rüzgarlarına bırakırsan, plansız, programsız, önüne gelen işi yapmaya kalkarsan, hükümet etmek hayhuyla, heva ve hevesle geçerse, sonunda küresel rüzgarlar sizin ekonominizi, sizin ihtiyacınıza göre değil, kendi ihtiyaçlarına göre yapılandırırlar. Türkiye'nin geldiği nokta maalesef budur. Bakın, istihdam 18 yıllık bir iktidar döneminin sonrasında dünyada Türkiye'nin işsizlik raporu nedir? Ona baktım. Gördüğümüz nokta şudur. Bu dünyada en yüksek işsizliklerin olduğu ülkelerden birisi Türkiye'dir. Ve şu anda Türkiye'de bulunan işsizlik, Cumhuriyet tarihi boyunca tüm iktidarların işsizlik rakamlarından çok daha kötüdür. Ve o OECD ülkelerine baktığımızda 37 ülke, bu ülkeler içerisinde de Türkiye en fazla işsizliğin olduğu ülkedir. 179 dünya ülkesine baktığınızda yine aynı şeyi görürsünüz. İşsizliğin en fazla olduğu ülkelerden biri Türkiye'dir. Ve bu ortamda gençlerimiz perişandır. Mahvolmuşlardır. Umutlarını ellerinden almışsınızdır. Geleceğe umutla bakamaz hale getirmişsinizdir. İşsizlik böyle ama çalışanların durumu nedir? Çalışanlar da perişan. Bu yanlış ekonomik politikalar nedeniyle çalışanlar da bu ülkede perişandır. Bir kere İstatistik Kurumu'nun rakamlarına bakıyorum. İşsiz değil de çalışıyor gösterilen kişilerin üçte biri sosyal güvenlik hakkına sahip değil. Kayıt dışı çalışıyor. Yani sigorta hakkı yok. Sigorta hakkı. Böyle bir tablo olur mu? Bu ülke neresi? Bu ülke nereden? Nereye geldi? Bunun ötesinde çalışanların yarısı zaten asgari ücret alıyor. Açlık sınırında yaşıyorlar. Ve %70'i de yoksulluk sınırı içerisinde yaşıyor. Ve enflasyon tüm gelir gruplarını vuruyor. Dünyanın en yüksek enflasyonlarından biri Türkiye'de. Gıda enflasyonu resmi enflasyonun iki katı. Mutfaklar yangın yerine dönmüş. Elektrik, doğalgaz faturaları can yakıyor. Okul kantinleri, servis araçları, kafeler, kahvehaneler, restoranlar, berberler, kuaförler, eğlence yerleri, turizm sektörü ve pek çok sektör müşterisizlikten kan ağlıyor. Genel başkanımızın, parti sözcülerimizin söylemekten dilinde tüy bitti. Neden esnafa, dükkanını kapattığınız insanlara doğrudan karşılıksız destek vermiyorsunuz? Mısır bile bunu yaptı, dünya bunu yaptı. Nihayet işte işsiz kalan
ücretsiz izne ayrılanlara günde 39 lira veren bu hükümet, iş yeri kapanan esnafa da ayda 1000 lira diyor 3 aylığına. Ve de diyor 500 lira kira. Değerli arkadaşlar, bakın, ülke böyle idare edilmez. Ülke böyle idare edilmez. Bakın, elimde bir kanun var. 1930 yılında yürürlüğe girmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu dönem. Ve bu kanunda ne var? 90 yıl öncesi. 83. madde. Bakın, çok net bir şekilde söylüyor. Salgın hastalık sebebiyle cebri tecride tabi müessesatta veya evlerinde tecrid edilen kimselerin kendileri ve ailelerinin iaşeleri mesarifi hükümetçe tevsiye olunur diyor. Yani şu 65 yaştır, 20 yaş altıdır diye evlerine hapsettiğiniz, dışarı çıktıkları zaman ağır cezalar verdiğiniz kesim var ya, şu ana kadar tek bir lira vermediğiniz kesim, 1930 tarihli kanun diyor ki onlara asgari ücret düzeyinde para vermek zorundasın diyor. Bakın, bu kanun Hıfz-ı Sıha kanunu, halen yürürlükte ve siz ödemiyorsunuz, kanuna uymayı bile beceremiyorsunuz. Bütün gelir gruplarını anlatmak vaktime sığmayacağı için sadece tarım ve hayvancılıkla ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Bir kere bu 2001 bütçesinde doğrudan tarım desteklerini azalttınız. 21. Geçen sene verdiğiniz 22 milyara da vermiyorsunuz. Ya Allah'tan korkun. Yollar, köprüler, havaalanları diye cebinden tek bir kuruş harcamadan o yolları yapanlara hazine garantisidir diye 2001 bütçesinde 31 milyar lira para koydunuz arkadaşlar. 2001, 2021, 2021, 2021 yılında bir avuç tuzu kuruya cebinden 1 lira para harcamayan insanlara 31 milyar lira veriyorsunuz ve bu ülkedeki 8-10 milyon çiftçiye toplam tarım desteği diye 10 milyar eksiğini veriyorsunuz. Reva mıdır bu ya? Bir de düzenleme yaptınız. Başta elektrik borcu olan çiftçilerin yatan desteğini banka ödemiyor ve 130 milyar çiftçinin borcu var. Bu borcu sürekli yapılandırıyorsunuz faizle. Ya ne faizci bir hükümet oldunuz. Çiftçinin, esnafın sizin yapılandırdığınız kredilerden dolayı faiz ödeyecek hali mi kaldı? Ve işin en komik yanı, bakın geçen hafta 8-12-20 tarihli bir resmi gazete, hükümet kararına bakın ne diyor. Enerji şirketlerinin yol bakım, araç bakım, misafir ağırlama giderleri çiftçinin elektrik faturasına eklenecek diyor. Bu nasıl iştir? Niye ekliyorsun kardeşim sen misafir ağırlama masrafını çiftçinin elektrik borcuna? Değerli arkadaşlar, süt inekçiliğini batırdınız bu sene. Verdiğiniz zam yem fiyatını ve maliyetlerini karşılayamayacak derecede. %23 zam verdiniz. Besicinin, süt inekçiliği yapanların maliyetleri %48 arttı. Besiciler aynı durumda. Yem fiyatları fırlamış. Geçen sene kesim fiyatı 38 lira olan ineklerini bu sene diyorsunuz ki 33 liradan kestireceksin. Ya maliyetler artarken kesim fiyatı niye düşüyor? Değeri niye düşüyor vatandaşın ineğinin? Ama sizin bu ithalat merakınız Türk çiftçisini değil,
Sırbistan'ın, Arjantin'in, Brezilya'nın, dünyanın diğer ülkelerin çiftçilerini besliyor. Bütün sorun burada. Pek çok ürünle ilgili sorun var. Vaktim yok ama mesela pancar. Bu sene fiyatlar hem geç açıklanmıştır, hem düşük açıklanmıştır, hem de ne kadar alacağınız belirtilmemiştir. Pancar üreticileri bir arada bir derede kalmıştır ve perişan olmuştur. Bakın şu Konya Ovası ya. Yeni su kaynağı bulmak için hiçbir çabası yok hükümetin. 2005 yılında Mavi Tünel projesini koymuştuk. Onun dışında bir proje yoktur. Yeraltı suları kullanına kullanına 150-200 metreye indi. Adeta kurumaya bekletiyorsunuz. Hiçbir şey yaptığınız yok. Niye? Oraya kaynak ayırmak sizin kafanızdaki konsepte uymuyor. Ama Kanal İstanbul'a 100 milyarı aşkın kaynak ayırıyorsunuz. Ben size garanti veriyorum. O Kanal İstanbul'u yaptığınız zaman sadece etrafından arsa alanlar vesaire rant elde edecekler. Başka hiçbir işe yaramayacak. Bir ton da felaket getirecek. Şu Kanal İstanbul'a ayırdığınız paranın dörtte birini Konya Ovası'na ayırın. Konya Ovası baştan sona sulanır. Geriye kalan dörtte üçüyle de bu ülkedeki diğer 80 vilayete iş aş derdine çözüm bulacak tesisler yapılabilir. Bütün memleketi bırakmışsınız. İlle de Kanal İstanbul. Herhalde çok para var orada. Neyse ben anlayamadım. Bakın bu uyguladığınız politikalar sonucunda Türkiye'yi neye çevirdiğinizin grafiğidir bu. Şu kırmızılar var ya, bu kırmızılar Türkiye'deki nüfusun %50'si, yani yarısı. Toplam ülke gelirinden aldığı payı gösteriyor. Üstteki mavi ise nüfusun %1'i. Onların ülke gelirinden ne kadar pay aldığını gösteriyor. Bu rastgele bir tablo değil. Birleşmiş Milletler'in raporudur bu. Ve siz bu ülkenin %1'ine kazandırdığınız parayı nüfusun yarısına vermiyorsunuz, yarısına. Bir kişiye 9 kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Ama siz yapıyorsunuz. Bakın değerli arkadaşlar, nüfusun %1'inin toplam gelirden aldığı pay dünya sıralamasında nasıldır diye dünya sıralamasını çıkarttırdım. Gelir dağılımı en bozuk %1 ve %50 kıyaslamasıyla gelir dağılımı en bozuk 5 ülkeden biri Türkiye'dir. Yani 5. Öndekiler kim diye bakıyorum. 1 numara Katar. Bir gördüm, aman dedim. Bizimkilerdeki Katar sevgisinin nereden geldiği belli. Kendilerine benziyor. Değerli arkadaşlar, bakın böyle politika olmaz. Vazgeçin, vazgeçin. Sonra bakıyoruz rakamlara. Merak ettim ya, bu hapishanelerin durumu nasıldır diye. Bir liderlik göremedim ya, acaba bir liderlik keşfedebilir miyim diye hapishanelerin durumuna. Maşallah. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan kadar hastane yapmışsınız, daha fazla. Her yıl hapishane yapmışsınız. Her yıl. Hepsini okursam, 18 yılı okursam uzar. Atladığınız tek bir yıl yoktur. Bakın 2014'ten sonrasını okuyayım. 2014 yılında 14 tane. Hastane mi diyorum, hapishane mi? Hapishane kardeşim, hapishane. Yani size iyi ders çalışmak için biraz uykumu azaldım, ondan kaynaklanıyor. 2014 yılında 14 hapishane, yani cezaevi. 2015 yılında 18 cezaevi.
2016 yılında 38 cezaevi, 2017'de 12, 2018'de 15, 2019'da 26, 2020'de de 18 halinde. Ama demişsiniz ki, bu sizin açıklamanız, 2021 yılında da 39 yeni cezaevi açılacak demişsiniz. Neyse yani, kavramları yerinde kullanıyoruz en azından. Bakın değerli arkadaşlar, bu cezaevleri bir yana, bu mahkum sayısı ne oldu diye bakıyorum. 2002'de 58 bin mahpus var. 2019'da 291.500 mahpus var. Bu infaz af yasasıyla 45 bini, ya FETÖ'den önceki sayınız da kaç biliyor musunuz? 232 bin. Orada da rekorsunuz. Ve af yasasıyla 45 bin kişi çıkmış, şu anda 265 bin kişi içeride. Ya bu nasıl bir mantıktır değerli arkadaşlar? Böyle bir mantık olmaz. 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 Niye olmaz? İşiniz, gücünüz sizi eleştiren, yanlışlarınızı ortaya dökmeye çalışan, gizlediğiniz, sakladığınız devletin resmi rakamlarını, o yandaş müteahhitlere verdiğiniz milyarlık işlerin sözleşmelerini araştırmaya, kurcalamaya çalışan biri olduğu zaman hemen tutuyorsunuz terörle iltisaktan doğru mahkemeye. O örneğe plan ve bütçe komisyonunda konuşmuştuk. Söz alır konuşursunuz Sayın Aydın. Konuşmuştuk. Öyle yerinizden yok söz. Ya Alparslan Kuytulu, Alparslan Kuytulu, siz hem Kayde İşit örgütüyle, hem PKK'yla, hem FETÖ'yle bağlantılı olarak içeri atmadınız mı ya? Bu dört örgütün birbirine benzer tarafı var mı? Hiçbir araya gelmeyecek dört örgütten bir adam suçlanır mı? İçeride tuttunuz, tecritte tuttunuz. Sizin açınızdan, sizin açısından bu ülkenin dini bütün insanları da size hizmet etmediği müddetçe sakıncalıdır. Onun için. Neyse, bakın, dünyayı merak ettim bu hapishanelerde kaç kişi var diye. Türkiye mahpus sayısı açısından dünyanın 8. büyük ülkesi. Ya bu önceki büyük ülkeler kim diye bakıyorum. Biri ABD, Türkiye'nin nüfusunun 4 katı nüfusu var. İkincisi Çin, Türkiye nüfusunun 17 katı nüfusu var. Başka Brezilya var, Türkiye nüfusunun 2,5 katı nüfusu var. Başka Rusya var, Türkiye nüfusunun 2 katı. Başka Hindistan var, Türkiye nüfusunun 16 kat nüfusu var. Bizden öncekiler de böyle. Kat kat nüfusu Türkiye'den fazla. Hani diyordunuz ya dünya lideri, dünya lideri diye. Bunu gördüğünde dedim ya yakaladım. Hapishane ve mahpus sayısında dünya liderimizi bulduk. Bakın, Adalet Komisyonu'nda bugün bir kanun görüşülüyor. Kitle imha silahlarının yaygınlanmasının finansmanının önlenmesine dair bir kanun. Ya değerli arkadaşlar, kaç tane maddesi derneklere nasıl kayyum atayacağınızla ilgili. Ya bu kanunda derneklere kayyum atamanın ne ilgisi var ya? Bu kayyum işini de çok sevdiniz ha. Belediyelerden başladınız, hevesinizi alamadınız, şimdi derneklere doğru kayıyorsunuz. Olmaz. Olmaz. Heva ve hevese göre devlet idare edilmez. Ama asıl söyleyeceklerim, bundan sonra diyecektim. Şu gayrı, bakın, işsizlik rakamınızda, enflasyon rakamınızda, milli gelir rakamlarınızda hepsi gerçek dışı. Örnek olsun diye milli gelir hesapları üzerinde çalıştım. Karıştırmadığım bir şey kalmadı. O kadar karıştırmışsınız ki ikide bir hesapları değiştiriyorsunuz. Bu yetmiyor. Her yıl geçmişteki rakamları revize ediyoruz diye tekrar değiştiriyorsunuz.
Ama iki büyük değişikliği 2008 yılında ve 2016 yılında yaptınız. Şimdi 2008'e girmeyelim. 2016 yılında yaptığınız değişiklikle neler yaptınız? Diyorsunuz ki birincisi bu değişiklikleri 1998 yılına kadar yeniledik diyorsunuz. Yani 98'den öncesine sizin bu yeni hesap yönteminiz işlemiyor. Bu büyüme büyüklükleri yansımıyor. Yani sizin döneminizin büyüme, gayri safi yurt içi hasıla ve kişi başı hasıla rakamlarıyla 98'den önceki dönemlerin hiçbirini karşılaştırılamaz hale getirdiniz. Birincisi bu. İkincisi, en büyük artışı 2011 ve 2016 yılları arasında yapmışsınız. Tam eski serileri de verdiğiniz için yeni serilerle karşılaştırdım. Eski serilere göre büyüme oranlarını tam %116 artırmışsınız. Bu 2011-16 arasında yıllık ortalama olarak büyüme oranını kafadan %3.4 büyütmüşsünüz. Sonra da bizim büyüme rakamımız bu kadar, bizim milli gelirimiz bu kadar. O kadar değil arkadaşlar. Ama buna rağmen, sizin bu rakamlara rağmen bakın 98 yılında Türkiye'nin sıralaması 18. Peki 2020'de kaç? Türkiye'yi 20. sıraya düşürdünüz. 20. O şişirilmiş büyüme hesaplarınıza rağmen. Sizin hesaplarınıza veriliyor bu. Ama asıl önemli olan şey nedir? Kişi başı milli gelirdir. Çünkü gayri safi yurt içi hasıla rakamları tam karşılaştırmaya elverişli değildir. Asıl gösterge kişi başı milli gelirdir. Şimdi Türkiye'nin kişi başı milli gelir açısından dünyada kaçıncı olduğunu biliyor musunuz? 78. sırada arkadaşlar, 78. sırada. 2020 itibariyle, yıl sonu gerçekleşme itibariyle 78, 2019'da da 74, fark etmiyor. Bir inceledim, sizin durumunuz 1980'lerden de kötü, 1990'lardan da kötü. Türkiye'yi bu hale getirdiniz, bu. Ama bakın, elimde başka bir tablo var. Oxford Üniversitesi'nden iki profesör çalışmış. Çalışmalarının ilgili sayfası ve tablosu. Neyi incelemişler? Bizim Cumhuriyet'in ilk yıllarına düşecek dönem itibariyle dünya Avrupa ekonomisini incelemişler. Bakın 1929'dan 1937'ye Türkiye 24 Avrupa ülkesi içerisinde 15. sıradayken milli gelir büyüklüğü itibariyle 4 ülkeyi geride bırakmış ve 11. sıraya yerleşmiş. Ya küresel rekabet dediğiniz şey böyle bir şeydir. Devamlı ileri gideceksin, geri gitmeyeceksin. Bir de ihracat rakamları var biliyorsunuz. İhracat rakamlarına bakınca övünürsünüz ya ihracatınızda. Sizin ihracat rakamlarınız daha önceki 90'lardan da iyi değil. 60'la 50, 80'lerden de iyi değil. 70'lerden de iyi değil, 60'lardan da iyi. Bak 1964, 60'ta 24. sıradaymışız. Siz 33. sıradasınız dünya ihracatı içerisinde. Yine aynı şekilde 87'de 31. sıradaymış. 2002'de de 30. sıradaymış. Siz 33. 31. 30. sıralarda dolaşmış durmuşsunuz. Neden biliyor musunuz? Bakın Devlet İstatistik Enstitüsü'nün, TÜİK'in daha doğrusu rakamları. Yüksek teknoloji ürünleri ihracatı bu hükümetin en son rakam. Toplam ihracat içindeki payı ne kadar biliyor musunuz? 3,4. 3,5 bile değil ya. Yüksek teknoloji ürünü ihracatınız yok. Ama düşük teknoloji ürünü ihracatı toplam ihracatın içerisinde %61. Memleketi böyle idare ederseniz ihracatınız da milli geliriniz de öyle olur. Ama dünyayı bırakıyoruz.
Son 5 yılda da imalat sanayinde çalışan sayısını hiç artıramadınız, onu da söyleyeyim. 5 milyon civarında dolaşıyor. Bakın, McDonald's'ın satışlarına kadar 97 milyar, Coca-Cola'nın satışlarına kadar 78 milyar. İkisini topladığınız zaman 176 milyar dolar yapıyor. Yani Türkiye'nin ihracatının neredeyse iki katı olacak. 166 görünüyor ya bu sene. Ya değerli arkadaşlar, şu ekonomiyi getirdiğiniz hale bak. Bir McDonald's bir Coca-Cola kadar değil ya. Hiç mi üzülmüyorsunuz? Hiç. Sayın Şener, buyurun. İhracat. Ya Volkswagen 282 milyar dolarlık ihracat yapıyor ya, sizinki 166 milyar. Kaç katı sizinkinin? Yani rakamlar uzuyor ama açıkça söylemek istediğim nokta şudur değerli arkadaşlar. Aslanların ve ceylanların yarıştığı bu ülkede günübirlik heva ve heveslerin peşine düştünüz. Makro politikalar uygulayamadınız, uygulamadınız. Çünkü duygularınız, düşünceleriniz, odaklandığınız ilgi alanları başkaydı, başkaydı. Dünyaya bakıp nasıl güçlü olacağız demediniz. Nasıl olacak da bu ülkenin gençleri Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak demediniz. Eğitimi de batırdınız. Madem milli eğitim, savunma sanayi falan deme. Onun altındakileri de anlatırım ama vaktim yok. Başkana söyle, 10 dakika versin, onu anlatacağım. Sayın Şener, tamamlayalım lütfen. Bakar, hangi rakamınıza bakarsanız bakın, dünya ile yarışta Türkiye'yi geride bırakmış, Türkiye'yi patinaj yaptıran bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidarla küreselleşmenin üçüncü evresinde yürümek Türkiye'ye yazık eder. Bunu söylüyorum. Bakın, Necip Fazıl'dan uyarlama bir şiirle de bitireyim, bir beyitle. Yıllar geçmiş, siz patinaj yapıp durmuşsunuz. Dünyadan habersiz, göklerde uçurma uçurtmuşsunuz.